Şimdi 5 Mart 2022 sabahı saat 9:45 civarı kızımı yan sitemizin yanında bulunan boş arazide iki tane başıboş köpeğin kovalamasıyla kızım korkudan kaçıp caddedeki bir kamyonun altında kalmasıyla başladı. İşte 5 dakika sonra ben yanına geldim. Annesi gelmişti. Sağ bacağı paramparçaydı. Hastaneye gitti. Hastanede 23 gün yaşam mücadelesi verdiği sırada işte önce bacağından ameliyat oldu. Bacağını çok güzel kurtardıklarını düşünürken beynine pıhtı attı. Beynine pıhtı atınca vücut hakimiyetini kaybetti ve bacağını da hakimiyetini kaybetti. Bacağını kestiler. 23 gün sonunda 3 ağır ameliyat geçirmiş olmasına rağmen kurtaramadık. 28 Mart 2022 günü kızımı kaybettik. Tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli, 9 yaş. Havlayarak peşinden koşan sokak köpeğinden korktum. Sokağa özgürlük yaz. İmdat, köpek benim. Bu halk arasında kendince böyle sempatik olsun diye, biraz böyle merhamete yönelsin diye sokak hayvanı diye bir tanım, bir kavram üretilmiş. Ama bu kavramın karşılığı hukuken yok. Mevzuatımızda sokak hayvanı diye bir tanım yok. Gel gelelim diğer açıdan baktığımızda sokak hayvanı diye bir ırk, sokak hayvanı diye bir cins de yok. 5199 sayılı kanuna baktığımızda tanımlar adlı maddenin altında evcil hayvan, sahipsiz hayvan, ev hayvanı, kontrollü hayvan diye tanımlar yapılmış. Sokaklarda yaşayan hayvanlar, sokaklarda yaşamak zorunda bırakılan hayvanlar hangileri? Bizim evcil hayvan diye bildiğimiz kedi, köpek. Yani yüzyıllardır bizim kedi ve köpek diye tanıdığımız hayvana nedense bizim ülkemizde bir şekilde sokak hayvanı denilmiş, bu kavramla tanıtılmaya başlanmış. Evcil hayvanlar on binlerce yıl önce evcilleştirilmeye başlayan hayvanlar. Köpek bir evcil hayvandır, sığır bir evcil hayvandır, at bir evcil hayvandır. On binlerce yıldır insan kontrolü altında yaşarlar. Sahipleri vardır ve insanın sağladığı çevrede yaşarlar. İnsanın oluşturduğu çevrede yaşarlar. Bu çevrenin nasıl bir çevre olacağını da bilim karar verir. Dolayısıyla evcil hayvanların doğal yaşam alanı diye bir şey yok aslında. Doğal yaşam alanı yok. Onlar insan tarafından düzenlenen suni yaşam alanlarında yaşarlar. Kanuna baktığımızda da evet, evcil hayvan bunlar. Bunların bir kontrollü olanları var. Kişi şahıs kontrolünde, çipli. Baktığınız zaman bu hayvan kimin? Ah, Devrim Koçak'ın. Ama bir de sokaklarda çipi olmayan, çipi olsa da çipin üzerinde bir belediyenin isminin yazdığı, işte hangi, Bayrampaşa Belediyesi, işte Bitlis Adil Cevaz Belediyesi'nin, bu şekilde devlete ait gibi görünen hayvan. Bunlar da sahipsiz hayvanlar. Adı sahipsiz ama aslında bu hayvanlar da sahipli. Nedir? Bunların bütün sorumluluğu devletindir. Oradaki yetkili ve görevli idare bunların sorumlusudur, sahibidir. Peki ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi. Bu sözleşmede biz ne diyoruz biliyor musunuz? Sokaklar, siteler, parklar, bütün bu alanlar sokak hayvanlarının yaşama alanıdır, doğal yaşama alanıdır. Bunun istisnası yoktur, buna kamu da dahildir ve bunu biz yasayla söylüyoruz. Bu sözleşmenin tanımlarında da ev hayvanı tanımlanmış, bir de başıboş hayvan tanımlanmış. Hatta tam tanımı evi olmayan veya sahibinin veya bakıcısının evinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahibinin ya da bakıcının kontrolü veya doğrudan denetimi altında bulunmayan ev hayvanını ifade eder. Bizzat sokakta üremiş, orada çoğalmış, cinsi belli olmayan bir köpek topluluğu var ve bu topluluk insanlara saldırarak, İnsanları korkutarak,
hayvandan insana geçen çeşitli hastalıkları yayarak insana zarar veren öncelikli hayvan köpek olduğu için biz sorunun adına başıboş köpek sorunu diyoruz. Bunu o zaman duyduk. Yani o güne kadar her zaman söylediğim gibi gerçekten cahil. Çok yaşanmış aslında ama televizyonlara yansıyan birkaçı olmuş, birkaçı gündem olmuş ama biz maalesef duymamışız. Bunların sebeplerini, başıboş köpeklerin saldırılarında ne yapılır, bu köpeklerden kim sorumludur, benim kızımın yaşam hakkını elinden alınmasının sebebi ve sorumluları kimdir diye tabii ki araştırma işine girdik. 10 yaşında Gül gibi kızımı kaybetmişim. Bu araştırma içerisinde de muhatap olarak gerçek anlamda hiç kimseyi bulamadık. Başıboş köpeklerden sorumlu bir belediye var. Ama sorumluluklarını yerine asla getirmeyen, hiç getirmemiş bir belediye var. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi var. Ve en başlarında da bu sorumluluğu veren valilik var. Müktesebatına uymak için pek çok fedakarlık yaptığımız, kanuni düzenlemeler yaptığımız Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda ya da Amerika'ya, İngiltere'ye baktığımızda hiçbirinde aynı sorun yok. Hiçbir ülkenin sokaklarında bizim ülkemizde olduğu gibi çeteler halinde köpeklerin canının istediği şekilde ve vatandaşın korkuyorum bile demeye hakkı olmadığı bir şekilde başıboşluk yok. Kıyaslayalım da onlara uyalım. Kıyaslayamayız çünkü onlar artık sokaklarındaki başıboş köpek popülasyonunu bitirip yok ettikleri için onlar artık sahipli köpeklerin dışkısından gen örnekleri alarak sokakları köpeğinin dışkısıyla kirleten kim bulup onu cezalandırma yoluna gitmişler. Ama bizim ülkemizde başıboş köpekler canlarının istediği gibi çocuk parklarına, hastanelere, camilere istedikleri gibi istedikleri şeyi yapıp çekip gidebiliyorlar. Bu pisliği de oralarda olan kişiler toplamak zorunda kalıyor. Mesela bu konuda ben 2 yılı aşkın süredir uğraşıyorum. Buna bir çözüm bulunsun diye. Bu konudaki tek açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Sahipsiz başıboş hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır dedi. Bunun dışında bakıyoruz ne tedbirler var. Geliyoruz 5199 sayılı kanuna. 5199 sayılı kanunun baktığınızda kanun İlle de köpekler sokakta kalacak gibi bir düzenleme getirmemiş. Bu bir. Ama belli şekilde ya işlerine geldiği için idarelerin, ya öyle kolay olduğu için ya da gerçekten mevzuatı anlamadıkları için hep yanlış uygulanmış. İlle köpek alınır ve alındığı yere bırakılır uygulamasına gidilmiş. Peki bizim taraf olduğumuz ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi var. Buraya bakıyoruz. Bu sözleşmede ne var? Biz bu sözleşmeye tarafız. 2003 yılında da onay kanununu yayınlamışız resmi gazetede. Ve bu sözleşmeye göre diyor ki başıboş hayvanı bulan hemen idareye haber verecek ve o başıboş hayvan sayısı kişileri rahatsız ediyorsa insan güvenliğini, insan hijyenini, insan sağlığını bırakın hepsini. Sadece rahatsızlık veriyorsa bile bu artış sayısı idari bir kararla bunların ötenazisine karar verilebilir diyor bu sözleşme. Böyle bir sözleşmeye biz taraf olmuşken neden farklı takdir hakkına yer verecek şekilde bir düzenleme yapılmış? Bakıyoruz 5199 sayılı kanunun genel gerekçesi 1995 senesinde ilk meclise geldiği günden itibaren hiçbir geçerliliği olmayan, varlığı yok yani olmayan, ortada bulunmayan bir UNESCO tarafından yayınlandığı ve onaylandığı iddia edilen hayvan hakları bildirgesi diye bir bildirgeden bahsediliyor. Fakat o 1995 senesinden kanunun yürürlüğe girdiği 2004 senesine kadar geçen süreçte bizim kanun yapıcımız olan yasamada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimizden hiçbir milletvekili, bir tanesi bile neymiş bir bu bildirge? Hangi kanunla biz onaylayıp taraf olmuşuz? Hangi kanunla biz bu bildirgeyi onaylamışız? Bir görelim metni nedir dememiş. Bunlara birileri bir güç böyle bir bildirge olduğunu söylemiş
Bizim vekillerimiz 95 senesinde bu meclise sunulmuş, o zamanki başbakan buna imzalamış, komisyona sokmuş. 96'da tekrar o zamanki başbakan. Sonra yeniden diğer, bunun içinde Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, hepsi var. Hepsinin meclislerinde bu bildirge sanki varmış gibi. Efendim, UNESCO tarafından 1978 senesinde kabul edilen ve yayınlanan UNESCO Hayvan Hakları Bildirgesi'ne göre diye başlayan bir cümleyi kopyala yapıştır yaparak 2004 senesine kadar getirmişler. 2004 senesinde de sevgili milletvekillerimiz yine hiç okumadan, yine hiç araştırmadan, bunun sonu nereye gider diye düşünmeden sanki böyle bir bildirge varmış da gerçekten hayvan hakları varmış gibi bir saikle bu kanunu yayınlamışlar. Böyle bir bildirgenin olmadığını öğrenmemiz, UNESCO Genel Merkezi'ne attığımız bir elektronik postaya 3 saat içinde verilen cevapla gayet açık ve net ortada. Biz sorduk, bizim ülkemizde böyle bir tartışma var. Siz UNESCO olarak hayvan hakları bildirgesi diye bir bildirge yayınladınız mı? Onayladınız mı? Böyle bir bildirgeden haberiniz var mı? Bize gelen cevap, animal rights konusunda hiçbir belgemiz yok. Ülkemizde ve genel geçer hukuk kuralları içinde tüm dünyada hayvan hakkı diye bir kavram yoktur. Hayvanların bizim ülkemizdeki mevzuatta tek hakkı kendilerini tanımlayan, korunmalarını tanımlayan kanunlar nezdinde, o kanunlarda belirlenen çerçeveler içerisinde insanlık onuruna uygun bir şekilde hayvanların yaşamasının sağlanmasıdır. Ama bu hiçbir zaman bir hayvanın gelip bir insanı insana ait yaşam alanında, kamusal alanda gelip insanlık onuruna aykırı bir şekilde zarar verebileceği, öldürebileceği anlamına gelmez. Kokuyor ve işte bütün köpeklerin kendini yiyeceğini düşünüyor. Yani bu fobileri de aşmanın çok basit bir yolu var yani. Bunların yerinde biz de olabilirdik. Biz de köpek olarak bu dünyaya gelebilirdik. Onların doğasını katlettik. Aslında bu sokaklar onların, hava onların, gökyüzü onların, denizler onların. Yani köpeklerin bize iyi, bizle barış içerisinde yaşamak gibi bir vaatleri de olmadığı için. Kısırlaştırma şuna benziyor. Kuyu var, gür bir kuyu. Altından su kaynaklarıyla besleniyor. Ve siz bir tasla o kuyudan suyu boşaltmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'deki mevcut popülasyonun kısırlaştırılması demek böyle bir örneğe benzemesi demek. Ve kısırlaştırma amacınız şu, tekrar dişileri ve erkekleri aynı sokağa bırakacağız demek. Aynı sokağa bıraktığınız hayvanın mevcut durumdaki zararlarının hiçbirini gideremiyorsunuz. Yine hayvan aynı davranış kalıpları gösterecek, yine insana saldıracak, yine yola atlayacak, trafik kazasına sebebiyet verecek, yine günde 1200 insan ısırılacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Köpekleri sinirlendiriyorlar. Ondan sonra köpekler bunlara saldırdığı zaman diyorlar ki köpeklerin çocuklarını parçaladı. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyordunuz köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, doğru söylüyorsunuz. Biz bunu bir noktada da başıboş köpek terörü diye de tanımlıyoruz. Hani sorundan daha büyük bir şey. Çünkü bu bir can güvenliği sorunu haline almış. Devlet bir iç savaş çıkartmaya çalışıyor ve ben savaşmak için kendimi sokaklara atacağım. Terör nedir? İnsanların yıldırılması, insanların korkutulması, sosyal hayatlarını insan onuruna yakışır şekilde yaşayamamaları. Bu bir terördür. Ortada çok büyük bir hijyen, sağlık, güvenlik sorunu yaratan, insanları yıldırıp evlere kapanmalarını, insanları yıldırıp yeri geldiğinde kamu otoritesine baş kaldırmaya varacak noktaya kadar getirdiklerini gördüğümüzden bu bir terör sorunu bence. Siz unutuyorsunuz galiba. Biz hayvan severler, dünyanın en inatçı kitlesiyiz. Siz hak ettiğiniz ceza görünü kararsızın peşinizi bırakmayız. Her terörün bir de mali ayağı olur. Sosyal medyada takip edersek, efendim kolu kırılmış bir köpek, felçli bir köpek, kendinden daha büyük bir kanserli kitlesi olan bir köpek, nedense aslında bir veterinerlik fakültesi olan bir ilden başka bir ile götürülmek üzere paralar toplanıyor. Bakıyorsunuz 2 saat gibi bir zamanda 1,5 milyon gibi bir para toplanıyor. Bu sosyal medyada bangır bangır duyuruluyor. Peki insanlar bu bağışı yapıyorlar, bu bizim vatandaşımız, biz Türk toplumuyuz. Bizim vatandaşımız merhametlidir. Dolayısıyla acı çekmesin diye insanlar bağışta bulunuyorlar. Ama şunu düşünmüyorlar. Ben gönderdim oraya 300 lira.
bakmıyor. O para ne için harcandığını hiç kimse kontrol etmiyor. Bakıyorsunuz yine sosyal medyada o parayı alan insanlar canlı yayınlarda şöyle konuşabiliyorlar. Ben bu parayı köpekler için topladım. Bana araba lazımsa araba alırım. Çünkü arabamla o köpeği taşıyacağım. İşte ben eşimle, çoluğumla, çocuğumla yemeğe çıkarım. Bu da benim kafamı dağıtmam için bir şey. Bütün ömrümüzü, hayatımızı köpeklere vakfediyoruz. Bu parayı bunun için de harcayabilirim. Böyle bir şey yok. Kanunumuz buna müsaade etmiyor. Bağış ne için toplandıysa onun için harcanması gerekir. Dolayısıyla bu terörün mali ayağı da bu şekilde bağışlarla yardım adı altında toplanıp nereye gittiği hiçbir şekilde kontrol edilmeyen paralardan geçiyor diye düşünüyorum. Bakın, sokağınıza hiç kimse gelip mayın döşeyemez. Mayını döşemeye kalkarsa buna hemen emniyet güçleri müdahale eder. Ama sokağınıza gelip onlarca köpeği idare bir anda bırakabiliyor ve bu köpekler canının istediği gibi insanlara zarar verebiliyor. Dolayısıyla bunun devlet eliyle, öyle o sizinle, benimle, STK'larla değil, devlet eliyle bir an önce çözülmesi gereken bir büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hiçbir düzen başıboşluğu kaldırmaz. Anneciğim, in arabadan. ...2600 tane hayvansever dernek adı altında dernekler, STK'lar olduğunu öğrendik. Ama sokakta başıboş köpeklerin sorunlarını anlatan, sokakta başıboş köpek olmaz diyen bizden başka dernek olmadığını da öğrendik. Bu derneği kurduğumuzda tabii ki diğer hayvansever dernekler, sözde hayvansever diyorum onlara, sadece köpeksever dernekler. Bize çok hakaretler, iftiralarda bulundular, saldırıya geçtiler. Tabii ki sokakta köpeklerin olması onlar için avantaj. Ama insanlarımızın dezavantaj olduğunu anlattıkça ve halkımız bu konuda bilinçlendikçe saldırıların şiddetleri daha da arttı. Change.org denilen bir sitede Pınar ailesi kapatılsın gibi saçma sapan anketler yaptılar. Kızına sahip çıkamamış bir ailenin iki çocuğu elinden alınsın. Yani bizi susturabilmek için yapmadıkları hakaret, yapmadıkları saldırı kalmadı. Az önce dedim, evin kapısına kurşun bırakmadan tutun. Bir gece kurşun bırakmadan birkaç gün sonra evin bahçesinde, dışarıda silah sesleri. Bunun gibi çok şeyler yaşadık. Birçok aile çocuğunu kaybetti. Birçoğu biraz konuştu, sonra çekildi. Çünkü herkes 20 senedir, işte 2004 yılından beri veya daha öncesinden beri hep bir baskılanmış. Aman başıboş köpek dendiği zaman tepesine çökülmüş. Kesinlikle söyleyemezsin denmiş. Hele ki toplatılsın asla konuşamazsın denmiş. Tehditler, saldırılar yapılmış. Böyle bastırılmış. Ama biz mücadeleye söz verdik. Mücadeleye devam etmek için çok kararlıyız. Önce çocuk tabii ki, ondan sonra kendini koruyamayacak engelli vatandaşlarımız ve en sonunda bizim gibi yarın sabah saldırıya uğramayacağını garantisi olmayan her vatandaşımız için mücadele ediyoruz. Baskı grubu var mı? Var. Karşılarında da bir tane Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği var. Ve biz bu dernek aracılığıyla, ben derneğin gönüllüsüyüm. Biz bu dernek aracılığıyla ulaşabildiğimiz herkesle, milletvekili, bürokrat, veteriner hekim, insan hakları dernekleri, hepsiyle görüşüyoruz. Ve bugüne kadar bize, hayır canım sokakta köpekler kalacak diyen tek bir siyasi, tek bir bürokrat ya da hiç tek bir kişiye rastlamadık. Hiç kimse bize kalsın sokakta köpekler, ne zararı var ki demedi. Hatta şöyle, ne kadar iyi yapmışsınız bu derneği kurmuşsunuz. İyi ki çabalayın, lütfen siz uğraşın, biz de elimizden geleni yaparız. Ama işte peki toplayın köpekleri öyleyse, geri bırakmayın, neden geri bırakıyorsunuz? Ama 5199 sayılı kanun var. Ama ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi var. Öyle mi? Peki 5199 sayılı kanun
ille de köpekler sokakta kalsın ve insanları parçalasın mı diyor. Hayır. Ya ama işte geri bırakmak zorunluymuş diyor mesela belediye başkanı. Geri bırakmak zorunluymuş. Başkanım nerede yazıyor? Hangi maddede? Öyleymiş. Başkanım bunu size söyleyen hukukçunuz, bunu size söyleyen veteriner hekiminiz, bunu size söyleyen her kimse lütfen gelip o maddeyi bize gösterebilir mi? Gösteremez çünkü öyle bir madde yok. Evet, sıkıntı konusu olan bir altıncı madde var. Altıncı madde der ki, sokaktaki sahipsiz, güçten düşmüş hayvanlar en hızlı şekilde yetkili ve görevli bakım evine götürülür. Bu emredici hükümdür. Alıp götürmek zorundasın. Sonra orada rehabilitasyon denen kuduz aşısı, parazit ilaçları bu işlemler yapıldıktan sonra da geri bırakılır. Ama bu geri bırakılması esastır. Öncelikle alındığı yere geri bırakılması esastır. Emreder, esastır. Bu ikisi arasında büyük bir fark var. Emretmek zorunlu bir hükümdür, esas takdiri bir hükümdür. Peki bu takdir hakkı kimindir? Geri bırakma takdirinin yetkili veteriner hekimde olduğunu görüyoruz. Şayet veteriner hekim bu köpek geri bırakıldığı yerde saldırgan davranışlarını devam ettirecekse, insanın hijyen, sağlık ve güvenliğine zarar vereceğini düşünüyorsa geri bırakmayabilir, tutabilir. Yine aynı yönetmelikte insana vereceği zararlar önlenemeyecek derecedeyse, bırakıldığı yerde insana zarar vermeyeceğini garanti edemiyorsa veteriner hekim ötenazi yapabilir, uyutabilir. Yani buradan şuna da geleyim. Ötenazi uyutma bizim hukukumuzda bir tabu değil. Bizim hukukumuzda ötenazi uyutma yok diye söyleyenler yanlış söylüyorlar, yanlış biliyorlar. 2004 yılında 5199 sayılı kanun çıkana kadar nasıl başa çıkılıyordu bu köpeklerle? Sokakta köpekler zehirlenerek, hatta vurularak, işte itlaf denen şey, olduğu yerde itlaf edilerek yok ediliyordu köpekler. Evet, bu çok insan vicdanına uymayacak, günümüz şartlarına uymayacak bir uygulama. Bugün itlaf yasak ama ötenazi ve uyutma bizim mevzuatımıza göre veteriner hekim eşliğinde, veteriner hekim onayıyla serbesttir, kanunidir, hukukidir. Hiçbir suç anlatıldığı gibi, korkunç anlatıldığı gibi olamaz, değildir. Tabii ki veteriner hekim gerektiği zaman hayvanların itlafına karar verir. Elbette. Ancak itlaftan öte barındırma seçeneği de mümkün olabilir. Mevcut popülasyon. Hastalar, yaşlılar, tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sahip olan hayvanlar, evet. Ancak sağlıklı olanlar veya kolaylıkla tedavi edilebilecek hastalıklara sahip olanlar barındırılabilir. Sağlık Bakanlığı 2023 yılı için kuduz istatistiğini açıkladı. 2023 yılında 438 bin insanımız kuduz aşısı olmuş. Şimdi bunu arkadaşlarımız hesaplamışlar. Her gün yaklaşık 1200 vatandaşımız kuduz aşısı olmuş. Kuduz ülkemizin gündeminden 20 yıldır çıktı. Fiziksel zararlarının öncesinde her ısırık bir kuduz riski taşıyor. Çünkü ülkemizin Edirne'den Adana'ya kadar birçok bölgesinde kuduz mihrakı var. Kuduz insan onuruna en aykırı ölüm şekline sahip bir hastalık. Korkunç bir hastalık ve vücuda girdiği an ısırık bölgesinden, özellikle beyne yakın bölgelerden bir ısırılma söz konusu olunca, virüsün temel hedefi beyne ulaşmak. Büyük bir hızla beyne doğru yol alıyor. Ve yaptığımız tıbbi müdahalenin, yani aşıların amacı da beyne ulaşmadan vücudun antikorlarını, savaş elemanlarını artırıp beyne ulaşmasını engellemek. Zamanla yarışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey de, açıklama da yapılıyor. Canım, kuduz aşısı olan bir hastalık. Peki dostum, kuduz aşısı olmak zorunda mıyım ben? Bugün aşı, neden ben vücuduma, ya bir defa neden bir köpeğin saldırısına maruz kalayım? Bir köpek beni ısırsın. Bakın, çocuk vakaları görüyorum. Çocukların kafaları
köpeklerin ağzına giriyor ki çocuğun yüzünde diş izleri oluyor. Ve genelde kafa derileri yüzülüyor, bu saçlı deri yüzülüyor ve çocuğun kafatasını görüyoruz. Şimdi biz bunu görüyoruz, bakmaya dayanamıyoruz. Şey, o çocuğu düşünün. Çocuğun kafası köpeğin ağzında. Yani o nefesini hissediyor, o salyasını hissediyor, o korku, çocuktaki o travma. Bunlar çok normalmiş gibi iş bittikten sonra biz diyoruz ki şöyle bir istatistik, böyle bir işte çarpılar, eksiler koyuyoruz, böyle çubuklar çiziyoruz. İşte böyle bir eğri var. Bu değil, bak bunun her birinde bir çocuğun kafası bir köpeğin ağzında. Bir insanın bacağı bir köpeğin ağzında veyahut Ankara'da Tunahan onlarca köpeğin saldırısına uğradı. Her yerinden bir köpek çekiştirdi çocuğu. Yani bu travmanın şu çizgilerle gösterilmesi beni çok üzüyor. Ama istatistikte bir bilinmiş, her bilimin de temeliymiş. Buna göre de Sağlık Bakanlığımız diyor ki her gün 1200 vatandaşımız kuduz aşısı oluyor. Yani her gün 1200 vatandaşımız bir köpeğin salyasıyla, hırlamasıyla, kendisine saldırısıyla baş başa kalıyor. Bu çok acı bir şey. Ve gelelim bunun uluslararası alandaki görüntüsü. Bizi birçok ülke, Amerika, Japonya, İsveç, Norveç, Hollanda, İrlanda, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kanada ve Avustralya. Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına başıboş sürü köpekler ve kuduz riski konusunda uyarı yayınlıyorlar. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün Global Rabies Risk Haritası var. Bu haritada da Türkiye kuduz riskinin yüksek olduğu tek Avrupa ülkesi olarak gösterilmiş. Evet, sitelerine girdiğinizde bunları da böyle görebiliyoruz. Kağıt üstünde gördüğünüzde Türkiye kuduz riskinin yüksek olduğu tek Avrupa ülkesi. Övünülecek bir şey mi acaba? Sadece kuduz değil, beraberinde başıboş köpekler neredeyse Bangladeş'le aynı oranda Dünya Sağlık Örgütü'nün beyanatına göre toplumda kistidatik hastalığı yaygınlaşıyor gün be gün. Kistidatik de köpeklerin dışkısında bulunan yumurtalarıyla kaldırımlarımızı, çevremizi, işte manavdaki, açık havadaki yiyeceklerimizi veya çocuklar biliyorsunuz hijyenlerine, kişisel hijyenlerine çok dikkat etmezler. Çocuk parklarımız köpek dolu. Köpeğin dışkısıyla, rüzgarla, çevreye dağılan milyonlarca yumurta, kistidatik yumurtası vücudumuza girdiği zaman, ağız yoluyla vücudumuza girdiği zaman dünyada çok nadir görülen bir hastalığa yakalandığını ve o hastalığa da köpek kisti denildiğini öğrendi. Aslında kırsal insanların iç organlarında, beyninde, akciğerinde ve diğer hayati organlarında içi sıvı dolu kistler oluşturuyor ve organın fonksiyonunu bozuyor. Bu yumurtalar dışarıda bir seneye yakın hastalık yapabilme gücünü devam ettirebiliyorlar. Türkiye'deki tüm başıboş köpekleri düşünürsek yaklaşık 2000 ton dışkı bırakıyorlar çevreye. Her gün 2000 ton dışkı bırakan bir hayvan türü sokaklarımızda başıboş bir şekilde geziyor. Diyelim ki başıboş köpek yarın Türkiye gündeminden çıktı. Sıfır başıboş köpek politikasına geçti ülkemiz. Bir sene boyunca enfekte yumurtaları çevremizde bulmaya, çevremizin bu anlamda kirliliğine devam edeceğiz. Çimlerde, toprakta, özellikle soğuk bölgelerde, özellikle ılıman bölgelerde kistidatik yumurtaları aktif bir şekilde, hastalık yapabilme gücüne sahip bir şekilde var olmaya devam edecekler. Sağlık Bakanlığı bu konuda pandemiden beri açıklama yapmıyor ama 2005 yılından 2019 yılına kadar olan veriler gene böyle eğrilerle göstermişler benim sevmediğim gibi. 14 yılda vaka sayısı nüfusa oranla 8.8 kat artmış. Sahipli köpeklerin böyle sorunları olmaz. Sahipli köpeklerin vücudunda zarar veren parazitler olmaz, bakteriler olmaz. Onlar hastalandıkları zaman sahip kontrolü altında zaten hastalıklarını tedavi ederler. Ancak başıboşların sağlık kontrolünü yapmak mümkün değil.
başıboş ve mobil. Belirli bir yerde durmuyor, günde kilometrelerce yol yürüyebiliyor. Her an Türkiye'nin her yerinde dolaşım halinde başıboş köpek sürüleri var. Ve sayısı çok fazla. Tezatlar içinde yaşıyoruz. Şöyle ki, sen sahibi olduğun tek bir köpeği tasmada ve bağda, bağı da elinde ya da bir yere bağlayarak tutmak zorundasın. Bağda gezdirdiğin köpeği, "Aa burası boşmuş ne güzel" deyip ipini açıp bıraktığında, birini rahatsız ettiğinde, korkuttuğunda bu bir tehlike suçu. Düşmeye ve yaralanmaya da gerek yok. Sadece korktun. Köpeğini serbest bıraktı, beni korkuttu dediğin anda bile ben sorumluyum. Öldür onu. Ayrıca ben köpeğimle geziyorum, sana sinir oldum. Köpeğin bağını çözdüm, sana saldırttırdım. Yargıtay içtihatlarına göre köpek silah sayıldı. Ha belimden silahımı çekip sana doğrulttum, ha köpeğimin bağını çözüp senin üstüne saldırttım. Köpek silah sayıldı. Şahsa gelince böyle, şahsın köpeğine. Peki o zaman ben de diyorum ki, X belediyesi sınırları içinde bulunan 3000 tane köpeği, vatandaşı korkutacağını bile bile serbest bıraktığında 3000 tane silahı, ayaklı, ağzında koca koca dişleri olan, ısırıp parçalaması içgüdüsel olan 3000 tane hayvanını sokaklara serbest bıraktığında neden TCK'nın işte bu 177. maddesi kapsamında değerlendirilmiyor? Çünkü o köpeklerin sahibi, o köpeklerin sorumlusu yerleşik Danıştay içtihatlarına göre ilçe belediyeleri. Bu tezat, bu tezatın da çözülmesi gerek. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Modern dünyanın hiçbir yerinde hayvan hakkı kavramı yok. Modern dünyanın hiçbir yerinde sokaklarda istediği gibi gezen başıboş hayvanlar yok. En son Adalet Bakanımızın, Tarım Bakanımızın açıklamalarına göre 5199 sayılı kanunda başıboşluğu önleyecek şekilde, köpeklerin de sokaklarda telef olmasını önleyecek şekilde bir kanun değişikliği planlandı, hazırlandı. Kanun değişikliği hazırlandı ve mecliste. Şimdi evvelsi gün Tarım Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre biz bu değişikliğin meclisten onaylanarak geçmesini ve resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Bakanımız yaz tatiline girmeden önce mecliste görüşüleceğini beyan etti. Bunu bekliyoruz. Köpeğin sokakta başıboş bırakılması her şeyden önce köpeğin zararına. Canlı bir varlığı, yemeğe içmeye ihtiyacı olan, çeşitli ihtiyaçları olan, sevgiye ihtiyacı olan, adı evcil hayvan olan, insana ihtiyacı olan köpeği sokaklarda istismar edilmek üzere başıboş bırakılması öncelikle hayvan refahına da aykırı. Dolayısıyla 5199 sayılı kanunda yapılacak bu değişiklik illaki insan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlayacak ama hayvan refahının da sağlanmasını, hayvan refahının köpekler için getirilmesini de sağlayacak bir değişiklik. Bugün yapılacak, yarın yapılacak, 2 yıldır bu kanun değişikliğinin yapılmasını bekliyoruz. Ne kaybettik 2 yılda? Onlarca insanımızı kaybettik. Onlarca uzuv kaybeden insanımız oldu. Yüzlerce ameliyat geçirdi insanlar. Bu yüzyılda kudurarak ölen evlatlarımız oldu. Bunları kaybettik. 2 gün önce Tarım Bakanımız yeniden açıklama yaptı. Dedi ki, biz kanun değişikliği metnini hazırladık. Elbette ki sokakta sahipsiz köpekler başıboş bırakılamaz. Biz değişiklik metnini hazırladık. Şu anda meclisimizi bekliyoruz. Beklediğimiz her saniye neye gebe bilmiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Bunu bilmeyen bir şekilde de bekliyoruz. Mayıs-Haziran içinde biz bu değişikliğin çıkmasını bekliyoruz. Sonraki süreçte ne olacak? Hızla köpekler sokaklardan toplanacak ve biz de başıboş köpeksiz güvenli sokaklara kavuşacağız. Kızımı kaybetmem üzerinden 781 gün geçmiş olmasına rağmen hala bir çok kez konuşan Sayın Cumhurbaşkanımızın sokakta başıboş köpek olmaz, köpeklerin yeri barınaklardır demiş olmasına rağmen hala kesin ve net bir çözüm alınmamış olmasından çok rahatsızım. Sonuç itibariyle vatandaşlarımız ölüyor, insan hakları çiğneniyor. Anayasanın birçok maddesi başıboş köpekler tarafından çiğnenirken sessiz kalın diyor.
Ama 780 günde geldiğimiz yere bakarsanız, biz bu mücadeleye başladığımızda asla ve asla ne Twitter'dan ne sosyal medyadan hiçbir kanadından, işte televizyona çıktığımız zaman da başıboş sokak köpeği kelimesini kullanamıyorduk. Onlar evcil hayvanlar deniyordu. Ağzında 42 tane dişiyle çocuklarımıza saldıran hiçbir evcil hayvan masum olamaz. Onun için başıboş sokak köpeklerinin bir an evvel toplanmasını istiyoruz. Bu konuda da Adalet Bakanlığı'ndan, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yaptığı açıklamalar var, Tarım Orman Bakanlığı'nda var. Şu anda bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya çok katkı sağladık. Kendi hazırladığımız olması gerekenlerle ilgili bir raporu sunduk. Kanun taslağı hazırladık. Bunları da sunduk. Bu çerçevede çok büyük bir çalışma verdik. Ekip olarak herkese çok teşekkür ediyorum. Devletimizden de bir an evvel bu hazırlamış olduğumuz taslağın üzerine yaptıkları çalışmayı meclise getirip bir an evvel, yani bugünü yarına bırakmadan, çok geç kalınmış bir durum. Yarın bir çocuğumuzu daha kaybetmeyeceğimizin garantisi yok. Bir çocuğumuzu daha kaybetmeden hemen önlem alınıp sokaktan başıboş köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Sessiz yılların çığlıklarına kulak vermek yerine sesi çok çıkanların bizi yönlendirmesine müsaade edersek sadece güç kaybı yaşamayız. Allah korusun, milletimiz nezdinde inandırıcılığımızı da kaybederiz. Milletimizi bizar eden başıboş köpek sorunu olmak üzere şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri bu anlayışla kati bir çözüme kavuşturacağız.